Geldin. Merhaba. Bugün büyük bir koşturma var mı senin için? Şimdi Nick Warren geliyor, önce çalıyor. Yani nasıl geçiyor bugün, bize bir anlatsana. Ya bugün tabii bir koşturma oldu. Daha doğrusu dünden koşturmalar başladı Nick Warren'la ilgili olarak. İşte bu akşam parti var zaten. Hı-hı. Taksim Şii'de. Hı-hı. Mint Volume 1. İşte Göknil Gökmen, ben, hı-hı, ve Nick Warren beraber çalacağız. İşte onunla ilgili... Ben herkesin, pardon, merak ettiği şeyi sorayım bir. Nick Warren geldi mi? Şu an Türkiye'de mi? Nick Warren şu anda Türkiye'de olması lazım. Şu anda evet. Türkiye'de. Yani artık hani bir aksak falan her şey yok. Geceye hazırlanabilir herkes. Hayır. Nick Warren gerçekten tabii, geliyor, tabii, çıkacak, evet, performansını sergileyecek. Peki, şimdi biraz sonra seninle bu tarafa oturacağız. Senin internet sitenden bahsedeceğiz. Senin çaldıklarından ve yurt dışı projelerinden bahsedeceğiz. Ve gerçekten çok soru var. Yani biz Mert Tüccar gelecek dedik. Çok çok soru var sana. Onların hepsini ben sığdırmaya çalışacağım. Bir şekilde güzel böyle kısa paket yapmaya çalışacağım ama ondan önce şeyi sorayım. Bir Josh Wing'e dönelim seninle. Nasıldı o iki günü, bize anlatsana. Şimdi bir gün gidenler var, bir gün gidenler var. Her şeyden önce bir Josh Wing'i bize. Sen nasıl? Beğendin mi, beğenmedin mi? Nasıldı? Çok yakındı çünkü onunla. Ya şimdi şöyle, Josh Wing'in bence Milk'teki performansı açıkçası ilk gün mükemmeldi. Hı-hı. İkinci gün bakılırsa biraz daha crowd'a göre çaldı. İnsanlar çünkü onu daha çok Türkiye'de işte Higher State of Consciousness veya işte How Is The Winning So Far'a tanıdıkları için biraz daha techno ve uplifting müzik bekliyorlardı. Ama o daha çok işte günümüz trendine uygun olarak biraz daha deep bir müzik çaldı. Hı-hı. Aslında minimal techno ve minimal deep house sound'da çok güzel parçalar çaldı ama, hı-hı, çok da kaliteli bir set çıkardı. İlk gün pek insanlar onu anlayamadılar. Belki Türkiye crowd'u buna pek hazır değildi. İkinci gün biraz daha techno ve uplifting çalınca biraz daha şey oldu, crowd tatmin oldu yani kulüpteki. Çünkü çok ondan sonra gerçekten çok yazıldı çizildi, işte iyiydi değildi, çok sertti yumuşaktı, işte şöyle yorgundu değildi falan. Yani o anı sen biliyorsun aslında, yani gerçekten yorgun, yani nasıl, o nasıl buldu mesela, hiç konuştunuz mu, nasıl bir crowd vardı, nasıldı performansı? Yok, crowd'u çok beğendi aslında. Şimdi şöyle, Türkiye'ye ilk defa geldiği için kendisi, yani tam olarak crowd hakkında bir bilgiye sahip değil. Sonuçta mesela ben aynı zorluğu çekmiştim. Geçen sene Fransa, Paris'te çalmıştım. Paris'te mesela ilk yarım saat, bir saatin belki crowd tanımaya çalışarak geçmişti. Çeşitli hareketler, oyunlar yapıyorsunuz. Hı-hı. En azından tepkilerini ölçmeye çalışıyorsunuz. İşte o da öyle yaptı ilk gün. İkinci gün biraz daha crowd'a göre çaldı. Hı-hı. Ama genel olarak şeyi beğenmişti. Yani kulübü de zaten çok beğendi. Crowd'a çok, Türkiye crowd'ın beklediğinden daha iyi olduğunu zaten söyledi. Beklediğinden daha iyi. Peki şimdi Nick Warren'ı daha sonra galiba seninle konuşuruz ama biraz daha geriye gideceğiz. Sen istersen bu köşeye gidelim. İnternet, okay, başında sohbetimize devam edelim. Senin de burada. Bu arada Nick Warren'ın... burada güzel bir şey var. Nick Warren için yapılan flyerlardan bir tanesi arkada bizim plazmalarımızda gözüküyor. Şimdi bazı terimler var. Şimdi bunları belki işte bu club'la, işte clubbing, bu kültürü bilenler biliyor ama bilmeyenler için bazı basit şeyler. Mesela warm up DJ derler. İşte bazen seni tanımlarken senin aklına sorular sorar. Nedir bu? Yani normal DJ ile işte warm up arasında ne fark vardır? Şimdi kulübün ilk açıldığı saatler genelde kulüp boş olur. Hı-hı. Yaklaşık işte saat, Türkiye'de saat 11'de açılıyor kulüpler. Hı-hı. 11'den yaklaşık saat işte yarıma kadar, 1'e kadar falan kulüp tam olarak daha yani istenilen o insanın eğlendiği kalabalık ortamını yakalayamaz. Hı-hı. O ana kadar çalan DJ'lere genelde warm up DJ'leri denir. Bizim aramızda bunu genelde Göknil yapıyor. Göknil Gökmen yapıyor. Kendi Deep Experience oluşumumuz içinde. Yabancı DJ'lerden önce ise işte Pax'in getirdiği yabancı DJ'lerden önce ben yapıyorum genelde. Ama benim çaldığım sound biraz daha uplifting olduğu için belki de pek warm-up uygun olmuyor. Peki o neydi? Mesela işte yabancı DJ'lerden, hı, önce sen yapıyorsun. Evet. Josh Wing'den önce de sen vardın. Ya burada mesela neye dikkat etmek gerekiyor? Atıyorum Josh Wing çok sert çalacağını tahmin ediyorsan, bu da nasıl tahmin ediyorum ama sen daha mı yavaş yumuşak çalmalısın ya da daha mı onun mooduna uygun yapmalısın? Yani bu ne yap? Mesela Josh Wing'den önce ne düşündün? Nasıl çalmalıyım diye düşündün de? Yok, ben herhangi bir şey düşünmem yani. Çalmadan önce, çalmaya başlamadan önce tek düşüncem benim açıkçası. İşte o günü iyi bir set çıkartıp, işte, hı-hı, ben 1.5'a kadar çalıyordum. 1.5'a kadar iyi bir set çıkartıp 1.5'dan sonra Josh Wing'e işte iyi bir crowd'u bırakmak, eğlenen insanları bırakmak. Çünkü zaten Josh Wing deneyimli bir DJ olduğu için onların çalan müzik ne olursa olsun o iyi bir şekilde girecektir onun en iyi şekilde. Sen nasıl bırakırsan bırakayım yani iyi bir set çıkarttıktan, evet, sonra o bir şekilde o geçişi yapacaktır. Tabii zaten. Yani ben kendim, hı-hı, mesela Milk'te headliner olarak çalıyordum. 2-4, hı-hı, çalıyordum. 2-4 çaldığım saatlerde ben benden önce çalan DJ ne çalarsa çalsın her zaman belli bir standartta belli bir set çıkartmışımdır. Yani o aynı şekilde Josh Wing de tabii daha deneyimli bir DJ, daha ünlü bir DJ. Onunla normal şartlara çıkarması gerekir. Peki şimdi oluşumdan bahsettin. Zaten tişörtte de var. Şimdi nedir bu oluşum? Yani içinde DJ'leri barındıran bir organizasyon mu ya da organizasyonlar mı düzenliyorsun? Nedir bu? Biri anlatsana. Ya Deep Experience 2 sene önce kuruldu. Benim işte 2 sene önce bir albüm çıktı Türkiye'de. Hı-hı. Türkiye'de işte yayınlanan ilk dans müziği albümüydü. Bu albümden sonra biz bir parti düzenledik, işte release partisi. Bodrum M&M'de olmuştu. Orada 2-3 DJ arkadaş bir araya geldik.
Daha sonra bu biraz daha bu connection tight bir hale geldi. Yani daha çok beraber çalmaya başladık. Bu şekilde bir oluşum haline geldik. Yani sürekli beraber çalışan. Ondan sonra mesela yurt dışında John Digweed'in Bedrock diye bir oluşumu vardı. Kendi yanında kendi artistleri falan filan vardır. Deep Experience de benim kendi kurduğum bir oluşum haline geldi. Şu an Göknil Gökmen ve Barış Bıçakçı ile beraber çalışıyoruz. İlk gün kurulduğu günkü kadrosundan şu anda farklı. İlk başta başka arkadaşlarımız da vardı ama daha sonra onlar sound ayrılığı sebebiyle ayrıldılar bizden. Ama şu an Göknil ile beraber gayet iyi bir şekilde gidiyoruz. Peki nedir amacınız? Yani nasıl, ne yapmak istiyorsunuz? Bir kulüp? Amaç nedir? İleride. Amacımız şöyle, yani dans müziğini Türkiye'de belli bir seviyede, yani belli bir kalitede dans müziği yapmak Türkiye'de. Belli bir kalitede. Peki şunu soracağım, şimdi son yıllarda herkes kabul ediyor ki işte club kültürü dediğimiz şey çok yayıldı ve gerçekten iyi DJ'ler var, iyi isimler seçti. İşte bugün Nick Warren'ı konuşuyoruz, gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi diye. Yani müthiş bir grafik var. Sen nasıl görüyorsun, yani eskiden de sen aynı müzik çalıyordun, şimdi de bir crowd var. Bize o gelişimi bir DJ gözüyle anlatsana. Yani ne değişti Türkiye'de? Ya dünden bugüne gelişen bir şey var. Bir defa mekanlar çok çoğaldı artık. Bu bir arz talep meselesi. Demek ki arz, yani talep arttı ki arz da ona, onunla beraber geldi. Mekanların çoğalması birlikte çeşitli gelir düzeylerine göre de işte çeşitli kulüpler açılmaya başlandı sürekli. Yani İstanbul'da böyle bir şey oluştu. Yani sürekli olarak bir gelişim halinde ama özellikle son 2001 yılında müthiş bir genişleme yaşanıyor şu anda. Daha doğrusu 2000'in son çeyreğiyle 2001 yılı içinde müthiş bir gelişme yaşandı Türkiye'de. Yani zaten dikkat ederseniz bu senelerde özellikle mesela Milk çok yabancı DJ getirdi. 26 tane event yaptı. Diğer kulüpler de gene çok birçok ünlü ismi getirdiler Türkiye'ye. Yani bir Ibiza'nın veya ne bileyim bir Londra'dan dinlediğiniz DJ'leri veya DJ dergilerinden gördüğünüz DJ'leri artık her ay Türkiye'de görebiliyorsunuz. Yani bu büyük bir gelişme Türkiye için. Ve çok kısa zamanda değil mi? Böyle bir değişiklik oldu. Peki şunu soracağım. Şimdi Türkiye'de birçok DJ var. Artık insanlar şöyle yapıyorlar. Yani bir DJ'ye göre bir kulübe gidiyorlar. Yani kulübün işte tamam dekoru falan her şey çok önemli ama çalacak DJ de çok önemli. Nasıl görüyorsun Türkiye'deki DJ'leri? Yani çok beğendiklerin var mı? Performanslarını nasıl buluyorsun? Yani senin dışındaki DJ'lerden bahsedelim biraz. Ya şöyle, zaten Türkiye'de büyük kulüp diyebileceğimiz işte bir elin beş parmağını geçecek kadar kulüp yok. Büyük kulüpler. Büyük kulüplerden bahsedersek işte bir Seven House var, işte bir Milk vardı, o Josh Milk'le sezonu kapattı. Zaten bu kulüplere çalan DJ'ler belli isimler. Ve bunun haricindeki isimler açıkçası şu anda bana kalırsa ne çok iyi müzik çalıyorlar ne çok kötü müzik çalıyorlar. Belli bir kalitede bir müzik var Türkiye'de. Ama ne bileyim bir İngiltere'deki çok son derece cheesy olan bir Hard House denen müzik Türkiye'de yok henüz. Yani çok çeşit yok ama yani büyük kulüplerin çok belli DJ'leri iyi müzik yapıyorlar. Evet. Peki şimdi biz geçtiğimiz hafta Arkın Yalın'ı konuk etmiştik. O bir şey söylemişti. Dedi ki Türkiye'deki DJ'lerin en büyük eksikliği çok iyi çalıyorlar. Crowd'ı iyi görüyorlar. Teknik iyi ama kendi prodüksiyonları yok. Yani bence en büyük eksik bu demişti. Yani evet. Başkalarının setlerini çok güzel çalıyorlar ama kendi prodüksiyonları. İlk önce buna katılıyor musun onu soracağım. Daha sonra senin bu konudaki çalışmanı soracağım. Önce bir ara vereceğiz. Mert Yücel konuğumuz, e-maillerinizde de sorularınızla da programa katılabilirsiniz. Dersiniz. Bu ko... Tok boş muydu? Beni daha yakından tanımak istiyorsan çekinmene gerek yok. Bir telefonun yeter. 0900-383-1800. Aramazsan üzülürsün. Çalınan kıta, çalınan ruh. Saf yüreklerin acıklı, lirik ve dehşetli öyküsü. Gelenekleri ve kültürleriyle Kuzey Amerika Kızılderilileri. Kuşe kağıda basılı dev Kızılderili haritası Atlas'ın Haziran sayısında. Ayrıca 1915 en uzun yıl özel sayısının tekrarı bu kez İngilizce ve Türkçe olarak Atlas'ta. Ermeni tehciri, Sarıkamış faciası ve Çanakkale zaferi. Atlas. Her zaman keşfetmek için bak.
şişe başka şişe. Türkiye'de yok böyle bir şişe. Bu şişe uzun ömürlü ilk süt şişesi. Ülker İçim Süt. Şimdi yeni ekonomik dev şişesinde. www.glascom.tr İnternet. Glascom.tr. Magazin, spor, politika, cinsellik, aktualite. Her şey bu sitede. Tıkla, bak keyfine. Glascom.tr. www.glascom.tr. Keyifli haberciliğin adresi. Yedi gün. Bu tat aceleye gelmez. İki kat bisküvi arasında yumuşacık dolu dolu krema. Ülker Rondo. Bu lezzete kim dayanabilir? Tarih sizi affetmeyecek. Rondo. Kremalı bisküvinin yeni adı, yeni tadı. Ülker'den. Hazır Kart'tan uzun bir haber. Yüksek kontörlü kart al, daha ucuza, daha uzun konuş. Mesela 500 kontör al, 50 yerine 125 dakika konuş. Unutma, bu fırsat 31 Temmuz'a kadar. Nescafe Gold. Kokusunda davet var. Şimdi de ekonomik ambalajında. Nescafe. Devam eden program Ericsson Live. En son sorumuzu tekrarlayalım. Geçtiğimiz hafta Arkın Yalın'ın dediği bir şeydi aslında. Bu Türkiye'de çok iyi DJ'ler var. Teknik iyi, crowd'ı iyi tanıyorlar ama kendi prodüksiyonları yok. En büyük eksiklik bu. Buna katılıyor musun ilk önce? Ya şimdi şöyle, kendi prodüksiyonları, evet, Türkiye'deki çoğu DJ'nin kendi prodüksiyonu yok şu anda. Ve tabii ki özel olarak devamında senin de böyle bir şeyin çalışma, evet. Onlardan da bahsedelim. Ya açıkçası ben DJ'lik olayına prodüksiyonla başladım. Bundan 2 sene önce işte Mert Özel Project His adı altında bir albüm çıkardım. Bu His denen albüm Türkiye'de o güne kadar yayınlanan ilk house müzik albümüydü. Belki de bugün halen aynı şeyini koruyor, özelliğini koruyor. Türkiye'de yayınlanan ilk house müzik albüm olma özelliğini. Ve hiçbir DJ o güne kadar da prodüksiyon bağlamında bir plak şirketinin belki de bir şeyler yayınlama fırsatını bulamadı. Hı hı. Daha sonraları açıkçası buna benzer çalışmalar olduysa da işte bunlar yurt dışından şu anda şey destek görüyor. Ama Türk DJ olarak prodüksiyon yapan bir DJ yok yani şu an Türkiye'de. Peki senin özelde mesela şu anda şimdi bir albümden bahsettin. Yıl 2001. Yani senin için böyle gelecek planlarında ya da şu an yaptıkların arasında neler var? Yani Türkiye dışında mesela. Ya şimdi şöyle, benim yakın arkadaşımdan biri olan Omid Norize de var. 16B adıyla. Zaten bütün dünyada DJ'lik yapıyor. Çok ünlü bir isim. Ve dünya kalitesinde bir isim. Dünya klasmanında bir isim bu. Ona ait olan Alola Disclosure Records'un bir artistiyim ben şu anda. İşte geçen Mart ayında bir sözleşme imzaladık kendisiyle. İşte Substance 155 adında bir single'ın çok yakında oradan yayınlanacak. Şu an zaten promo kopileri işte bitmek üzere, yakında dağıtılmaya başlanacak. Ben Türkiye'deki DJ'lere de onları göndereceğim zaten. Türkiye'deki DJ'lere de en azından. Bunun tarihi nedir? Yani belli bir tarih var mı çıkması açısından? Ya yaklaşık Kasım ayı falan herhalde. Yaz sonu. Yaz sonu, evet. Kasım ayında piyasaya sürecek. Evet. Peki şey soracağım. Şimdi aslında biraz önce konuşmanın içinden de çıkabilir de, iyi bir DJ. Ya şimdi birçok özelliği vardır iyi bir DJ ya da herkese göre tabii ki farklıdır ya iyi bir DJ nedir der. Bunun cevabını alacağım ama ondan önce iyi bir DJ çalarken hani o crowd dediğimiz kısmını eğlenirken çok kullandığı şeyler var. Glow stickler ve cidden yani Türkiye'de insan çok nereden alırız, nasıl buluruz'u çok merak ediyorlar. Selim buldu. Nereden buldu, nasıl buldu bize şimdi anlatacak.
ona yardımcı olalım. Daha sonra sorunun cevabını alacağız. Onun düğmesi var. Evet, Ericsson Live devam ediyor. Bu arada tabii ki kulüpler ve DJ'ler ve eğlenen insanlar karanlıkta çoğaldıkça böyle enteresan şeyler ortaya çıkıyor. Atilla diye benim de çok şeker bir arkadaşım olan Atilla ve sevgilisi Los Angeles'tan bu görmüş olduğunuz aslında karanlıkta hakikaten çok güzel parlayan glow stickleri. Buraya getirdiler ve bunlara artık ulaşabiliyorsunuz. Nerelerde ulaşabiliyorsunuz? Tabii ki de mesela sayayım. Bütün 909 organizasyonu partilerinde, Seventh House'un bazı eventlerinde, Beyond'daki, Beyond biliyorsunuz haftaya açılacak olan, eski C'nin yerine açılacak olan bir kulüp. Beyond'da her gece Urban Buck organizasyonlarında ve Hip Productions'ın bütün organizasyonlarında bir standları oluyor. Hakikaten girdiğinizde zaten direkt oraya doğru yöneliyorsunuz. Burada ne varmış diye. Böyle bir şey çünkü ya. Işıklar yanıyor, sönüyor. Mesela ne işe yarıyor bunlar? Bu gördüğünüz karanlıkta aslında çok iyi görülen glow stickler. Dans ederken böyle sallıyorsunuz. Kayboldunuz, elinizi kaldırıyorsunuz, arkadaşınız görüyor oradan. Aa, buradaymış Selin, var yanına gideyim diyor. Şu arkadaki ışığı kapatmamız lazımdı aslında ya. Bu bilmem, evet kapatabilir miyiz acaba? Emre, kapatamaz mısın arkadaki ışığı? Bununla böyle arkadaşlarınızı korkutabiliyorsunuz. Bunun dışında böyle bir şey var ki buraya bizim için bir hoşluk yapmışlar. İnşallah görebilirsiniz. Bence sen benim buraya gelsene, daha karanlık burası. Bunu çevirdiğinizde şu anda görünebiliyor mu? Hayır, kapalı. Hemen açıyorum. Buraya yazı yazabiliyorsunuz ve şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama burada Ericsson Life yazıyor. Eşya görünüyordur. Çok hızlı hızlı geçiyor ama görünüyor zannedersem ha. Ve ayrıca bir de internet siteleri var. Adresini hemen size söylüyoruz. Daha yapım aşamasında ama birkaç ürünü orada görme imkanına şimdiden sahipsiniz. www.gandalftoys.ccb.net. Şimdi bunu duyamadıysanız hemen bana mail atıyorsunuz. Ben size doğru düzgün adresi yazıp yolluyorum. Evet, şu anda zaten arkamızda görünüyor. Gandalf. Evet. Gandalf Toys. Gandalf biliyorsunuz Yüzüklerin Efendisi'nde olan karakterlerden biri. Mail ile ulaşmak istiyorsanız da gandalftoys@yahoo.com'a mail atarak. Mail atarak bu ürünlere kavuşabilirsiniz. Yani aslında bu kadar. Bence bunlar çok güzel. Peki bu ben sordum mı? Atilla'ya. Bu nereden çıktı? Niye yaptınız diye. Ya ben bunları çok seviyordum. Kulüpte de bunlardan işte çok hoşlanıyordum. Arkadaşlarıma gidiyordum. Yurt dışından getiriyordum. Bari dedim bu işi yapayım dedi bana. Böyle bir karar almış. Ve hakikaten bence de çok güzel bu ürünler. Değil mi Pınar? Evet, bu akşam hangilerini kullanacağız? Bilmem. Ya ben o Emre'dekini istiyorum esas ama. Emre gelip seninkini de göstersene. Evet. Bu arada bir DJ yüzüğü var ki benim en sevdiklerimden biri. Emre hadi. Hadi bakalım. Kullandınız mı? Yani ya da ya mesela pick-up'ın ışığı bozuldu, bir şey oldu. Bir şekilde bunu parmağınıza ya da kullanmadığınız eliniz hangisiyse onu kullandığınız takdirde, şöyle bastığınız takdirde böyle bir atraksiyon hiç kullanılır mı acaba? Yani ya da bir öyle bir ışığa yani. Hiç gerek olur mu çok? Yeterli ışıklandırma oluyor pick-up'ların üstünde falan filan. Yani ihtiyacımız tek, olmadı. Zaten ışıkları oluyor pick-up'ların ama yani bir şekilde bozulduğu zaman ya da böyle bir şeye ihtiyaç hiç olur mu? Olur. Ya benim hoşuma gitti yani. Baksana atraksiyon mu? Kırmızı falan ışık veriyorsun. Peki sen de böyle yeni hani arşiv yapacaksın. Evet, senin soruların şekilde... var. Ben cevabını alayım sonra sana paslarım. İyi bir DJ. Mesela madde saysak atıyorum 5'ten 4'ten. Nedir yani iyi bir DJ ne yapmalı? Nasıl iyi bir DJ olur? Bence iyi bir DJ'nin her zaman sürprizleri olmalı. En önemli şey bu. Yani plakları herkes alıyor. Artık plakları almak da çok kolay. Mix yapmak da açıkçası çok kolay. Herkes mix yapıyor artık. Yani ki bazı mikserlerde BPM counter'a kadar. Yani pick-up'ı evine iki pick-up bir mikser koyup işte iki ay düzenli şekilde çalışan birisi artık mix yapmayı becerebiliyor yani. Bu böyle açıkçası. Ama diğerlerini ayıran iyi bir DJ'yi normal DJ'lerden bence birinci en önemli şey sürprizleri olması. Ne bileyim işte çaldığınız plaklara kadar ne bileyim atıyorum A plağını çalıyorsunuzdur. Hı-hı. Ama onu başka plakta üstte çok güzel bir şekilde oturtup çalabilirsiniz. Bu Hı-hı. tamamen sizin hayal gücünüze bağlı bir şey. Ondan sonra yurt dışına çok iyi bağlantılar olması lazım. Çünkü plak dükkanlarından plak almak artık herkesin yaptığı bir iş. Ama size önemli olan promo ve işte pre-release staffların gelmesi. Evet. Çok i̇şte ilginç olanlar belki evet. de hit olanlar oradan çıkıyor. Veya işte
çok bilinen parçanın çok çok farklı bir versiyonunu, belki bootleg versiyonunu ele geçirip çalma şansınız olabilir. Ya esasında şey değil değil mi? Yani esasında zaten club DJ'liğinde en önemli olan şeylerden bir tanesi. Yani onun çaldığı, bunun çaldığı şarkı değil. Kendi şarkınızı belki de bulmanız. Yani bir şekilde dinleyip ya da promolardan onları edinip hiç kimse şöyle duymamış olduğu şarkıları insanlara sunmak çaldığınız yani. Çaldığınız müziği parça parça olarak değil de genel bir set olarak alıp işte arka arka o plakları o kadar iyi dizip, iyi bir şekilde dizip insanları belli bir şey dahilinde götürmek. Peki o setleri oluştururken mesela Türkiye'de senin çaldığın en uzun set mesela ne kadardı? Benim 5 saat. 5 saat. Saatlerin geri alındığı gün ilk de 5 saat çalmıştım. 5 saatlik mesela bir set yapıyorsun. İşte bütün plakların yanında her şeyin kutunla birlikte. Oradan seçerken onları daha önce dizili değil değil mi? Yani bir şekilde o senin doğaçlaman yani. Şu arkasından gelir, bu arkasından gelir. Bu şekilde arka arkaya öyle mi çalıyorsun plakları? Yok hayır, ben tamamen yani böyle o an aklıma ne eserse yani bakıyorum insanlara. İnsanlar eğleniyorlar zaten. Kendim çalarken eğleniyorum. Ben daha fazla nasıl eğlenebilirim fikrinden yola çıkarak ben plakları sıralıyorum. Yani benim canım şu anda daha fazla eğlenmek için nasıl ne gibi parça istiyor diyorum. Ona göre plağı bulup seçiyorum ve çalıyorum. Peki o zaman zaten biraz toparlamamız gerekiyor. Haberlere bağlanacağız biraz sonra. Nick Warren'dan biraz bahsedelim. Bu akşam ilk girişteki ayrıntıları da verelim. Mesela şey önemli değil mi? Biletleri kapıda satılacak falan. Onları bize biraz bir toparla. Ve bugün kimler çıkacak Nick Warren dışında, kimleri dinleyeceğiz? Onları da bir yani. Şu anda bizi ilk defa açtılar. Nick Warren'la ilgili ne öğrenecekler? Şimdi Nick Warren'la ilgili. Nick Warren için kapılar saat 10'da açılıyor. 10'da. Mint adında Pax Productions yeni oluşturduğu bir konsept var. Bunun ilk gecesi bu. Mint'te ilk gecede Nick Warren haricinde Deep Experience olarak biz çalacağız. Gökün Gökmen ben. Biletler kapıda satılacak. Biletler kapıda satılıyor. Ve dolduğu anda da kapı kapanacak. Evet, en önemli şey bu. Kulüp dolduğu anda içeri bir kişi bile alınmayacak. Kapılar gece sonuna kadar kapatılacak. Çıkış olsa dahi ilerleyen saatte içeri insan girişi yapılmayacak. Bu yüzden önemli şey mümkün o kadar erken gelin. Yani zaten giriş saati normal kulüp giriş saati biraz önüne çekildi bu yüzden. Çünkü şehir dışından bile gelenler var bunun için. Evet, büyük bilgi var. Mert Uçar çok çok teşekkürler. İleride tekrar burada seni performansınla konuk etmek istiyoruz. O zaman tekrar Ericsson Life'a davet edeceğiz cevapların içinde. Ve bugün Nick Warren'da hep beraber görüşmek üzere. Görüşmek çok iyi üzere. Bir performans olacağına eminiz. Ericsson Life devam ediyor.